Herkese yeniden merhaba. Sneaker patiğimizin dördüncü videosunda patiğimizi örmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada iğne ipimizi taktıktan sonra battığımız tepenin hemen şu altından değil, yani bir alttaki sık iğnenin hemen sağından buradan atıyorum. Bu aynı zamanda dediğim gibi 6. sırada yaptığımız son kesme işlemin hemen altındaki sık iğne oluyor. Buradan ipimi takacağım. Bu şekilde. İpi bu şekilde alıyorum. Aradan geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şu ip sonrasında iğneye takıp iç kısmını hapsedeceğiz sökülmemesi için. Bu şekilde arkada tutalım. Şimdi burada az önce ilk işlemi yaparken hani şuradan batıp buradan çıkardım ya tığımı. Bu kez tığımı buradan batıyorum. Ve bir üstten çıkartıyorum. Yani bir üst sıraya geçiyorum. Hemen hizasındaki iki sık iğnenin arasından. Bu şekilde ipimi aradan geçirip sık iğne örüyorum. Şu ipi de çekip biraz sıkılaştırıyorum. Tekrar yine az önce tığımı çıkardığım yerden batıp hemen yanındaki iki sık iğnenin arasından bu şekilde ipimi geçirip çıkarıp yine sık iğne örüyorum. Sıkı sıkı örmüyorum. Gayet bol örüyorum. Yine az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden batıyorum bu kez. Bir üstten çıkarıyorum. Bir üst sırada iki sık iğnenin arasında hafif çapraz bakın. Şekilde. Ve bol bir sık iğne örüyorum. Bu kez yine az önce tığımın ucunu çıkardığım yere batıyorum yine. Bu kez yandaki iki sık iğnenin arasından çıkarıyorum. Ve ipi aradan geçirip ön tarafa alıp bu şekilde yine bol bir sık iğne örüyorum. Bir kez üste geçmeden önce yine bakın şu ipi takip etmeye çalışıyorum. Hemen yandaki sık iğnenin altından tığımı batıp yine aradan ipi çıkarıp yine bir sık iğne örüyorum. Sonra tekrar yine buradan batıp bir üst sıradaki iki sık iğnenin arasından çıkarıyorum tığımı. Ve yine bir bol bir sık iğne örüyorum. Yine az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden tekrar batıyorum. Yandaki iki sık iğnenin arasından tığın ucunu çıkarıp ipi aradan geçirip yine sık iğne örüyorum. Gayet bol tutuyorum yalnız. Yine aynı şekilde. Hani bir sonraki işlemlerde bakın buradan battım. Tığımın ucunu buradan çıkardım ya. Bir sonraki sık iğneyi yaparken de şu tığımın ucunu çıkardığım yere batacağım. Şimdi buradan battım. Yine bir üst sıraya geçtim. İpi aradan geçirip bu şekilde pardon şurada bir tane daha yana doğru örebiliriz. İşte bakın ipi öncesinde iple yer belirlememizin nedeni bu. Hani yanılabiliyorsunuz. Ama üst sıraya geçersek daha uygun olacak. Şimdi bu şekilde battım. Ve yine sık iğne gibi ördüm. Bu kez de yine yana doğru batacağım. İpimi aradan geçirip
Gördüm. Şunu çekerseniz o çıkacaktır. Onu ben şimdi birlikte ördüm. Ördüğüm sık iğne ile birlikte. Şimdi son olarak az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden batıp bakın burada. Burası şu dil kısmının ve 10. sıranın birleştiği yer. Burada bitiriyorum. Son sık iğnemi yapıp yine ipi aradan geçirdim. Bir son bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Burada her tepeye bir sık iğne yaparak kanat kısmının ikinci sırasını öreceğim. Bu patikte zorlanabileceğiniz tek yer burası arkadaşlar. Aslında kolay bir patik. Yani çok fazla detay ya da dikilmesi gereken bir yeri yok. Örneğin araba patikte tekerlekleri dikip örüp sonradan dikmek çok uğraştırıyordu. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Ve 10 sık iğne olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sıkı bir zincir. Tekrar bir tane daha çekip dönüyorum. Bu kez de yine en dipteki tepeye de batıyorum. Bu şekilde yalancı trabzan yapıyorum. Bir yarım trabzan da diyoruz. Bir tane. Yine sonrasında yarım trabzan. Ortaya doğru bu yarım trabzanları daha uzun çekerek öreceğim. Gayet şöyle uzatarak. Eğer bunu yapamazsanız normal trabzan da örebilirsiniz. Hani ben görüntü olarak buradaki bu yarım trabzanın görüntüsünü sevdiğim için daha böyle bir kere de çekiyoruz ya, hani şöyle daha kalın, dolgun duruyor, öyle söyleyeyim. Yine ortaya doğru şöyle uzun uzun çekmeye çalışıyorum. Bakın. Bu şekilde. 5. tepeye yaptık. Tekrar 6. tepeye de uzun çektikten sonra bu kez sona doğru kısaltıyorum tekrar. Yani dümdüz değil de şöyle bir ovallik, şöyle bir ovallik olması açısından. Hatta burada sıra başında ilk yarım trabzanı yaparken bol bir zincir çekmeniz bile yeterli. Burada iki zincir çektik. Burası şöyle keskin olması, daha şöyle yuvarlak olması açısından. Bu şekilde her tepeye bir yarım trabzan yaparak. Şu ortaları daha uzun çekmiştim. En sondaki yarım trabzanı da daha kısa yapıyorum. Burada sıkı bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Sonrasında bunun diğer kanadı da yaptıktan sonra etrafını sık iğne ile dolaşacağız. Şimdi diğer tarafı örerken bu kez yukarıdan aşağı doğru ineceğiz. Yön farkı olmaması açısından. Şuradan en dipteki tepeden batıp hemen iple belirlediğim yerden tığımı çıkarıyorum. Ve ipimi bu şekilde aradan geçiriyorum. İpi yine biraz uzun bırakıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bir arka tarafı alıyorum. Yine az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden batıp bu kez yana doğru
Hemen yandaki iki sık iğnenin arasından tığımı çıkarıyorum. Ve yine ipi aradan geçirip bol bir sık iğne örüyorum. Bu kez buradan batıp bir alttaki sıradan iki sık iğnenin arasından çıkacağım. Bu şekilde. Şu ipi de birlikte ördüm. O ip boş da zaten. Çekerseniz çıkacaktır. Daha önce dediğim gibi. Kez yine tığımın ucunu az önce çıkardığım yerden batıp hemen yandan iki sık iğnenin arasından çıkarıyorum. Ve yine bol bir sık iğne örüyorum. Bakın. Bu kez burada tekrar yine yana doğru batıyorum. Yine aradan geçirip aynı şekilde sık iğne örüyorum. Yine az önce bakın ipi takip ediyorum. Bu şekilde. Bu kez tekrar yana doğru batıyorum. Az önce aşağıdan yukarı yaptığımız işlemin ilk sıranın aynısı. Bu kez yine yana doğru batıyorum. Az önce yine tığımın ucunu çıkardığım yerden batıp hemen bir alt sıradan çıkıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yine yana doğru batıyorum. Burada tekrar alta doğru batacağım. Şekilde. Yine üst tepeden batıp alt tepeden çıkarıyorum. Şekilde ve son olarak şurada buradan batıp hemen şu son ipin ucunun yani çıktığı yerden batıp son sık iğnemi yapıyorum. Yine burada bir zincir çekeceğim ve döneceğim. Az önceki gibi ikinci sırada en dipteki tepeye de batarak sıra sonuna kadar her tepeye bir kere sık iğne yaparak ikinci sırayı tamamlayacağım. Ve bakın burada da 11 sık iğne oldu. Bu şekilde. Tekrar bol bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Burada en dipteki tepeyi yarım trabzan yapıyorum. Şu yarım trabzanları uzun tutamazsanız burada ortalara doğru trabzan yapacağız. Ama bunu nasıl daha dolgun yapabiliriz onu göstereceğim. Şimdi ilk yarım trabzanı yaptım.
İkinci tepeyi de böyle biraz daha uzun çekerek yarım trabzan yapıyorum. Sonraki tepede bakın tığım ipimi doladım. Battım. Yani böyle de yapabilirsiniz. Az önce sıranın tamamını yarım trabzan yapmıştım. Ortalara doğru daha uzun çekerek. Şimdi ilkini örüyorum. Tekrar ikincisini örüyorum. Yani bir kere dolayıp batıyorum. Üç kere de çekiyorum. Yine bu da dolgun duracaktır. Bu şekilde örerseniz. Şimdi sonraki tepeye yine dolayıp battım. Bu şekilde. Trabzan yapıyorum ama 3 kere de çekiyorum. Ortadaki 4 tepeye bu şekilde yapabilirsiniz. Hani biri farklı biri farklı olduğu gibi düşünmeyin. Yani ya böyle yapacaksınız ikisinde ya da az önce ilk kanatta gösterdiğim şekilde hangisini tercih ederseniz bu şekilde. 4. Az önce 4 dedim ama 6 tepeye olacak. 5. Ve 6. Bu şekilde ortalar daha uzun. Yani şu ovallik daha fazla olacaktır. Kalan son 3 tepeye yine yarım trabzan yapıyorum. Şekilde biraz daha uzun. Sona doğru biraz daha kısa ve sıkı örüyorum. Bu şekilde. Ve son tepeye şöyle sıkı bir yarım trabzan yapıp sıkı bir zincir çekip ipimi koparacağım. Bu şekilde. Şimdi etrafını sık iğne dolaşacağız. Şimdi iki kanadı ördükten sonra sık iğne sırasını yapacağız. Patiğimizi bu şekilde kendimize çevirdiğimizde sol kanadın bunu örmeye başlarken battığımız yere şuraya ilk battığımız yere tekrar batıyorum. İpimi takacağım buradan. Bu şekilde ipimi aradan geçirip bir zincir çekiyorum. Ve şu ipi şimdi yapacağım sık iğnelerin içinde yürüteceğim sıkılaşması için. Şimdi şurada en dibe uygun yere batıyorum. Ve ilk sık iğneyi yapıyorum. Bu şekilde çok sıkı yapmıyorum sık iğneleri. Sonrasında hemen bakın buraya. İlk yaptığımız yarım trabzanın altına batıyorum. Yine şurada araya batacağım. Bu şekilde burada şu en hani yukarısı köşe. Buraya da baktıktan sonra şuraya değin arkadaşlar tepeye. Şu iki yarım trabzanın aralarına batıyorum artık bundan sonra üst kısımda. Ve bol tutuyorum sık iğneleri. Bu aralara batmamın nedeni şu kanat kısmının dışa kıvrılmaması. Böyle yapınca kıvrılma olmuyor. Bu şekilde araya batıp sık iğne yaparak ilerliyorum. Şu artık yeterli. Bu ipi arkaya alıp keseceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar ben videolarımı gece çekiyorum. Bazen sabaha yani sabahladığım zamanlar oluyor. Benim küçük oğlum olduğu için gündüz bunu yapma fırsatım olmuyor.
Bu yüzden bazen uykulu olabiliyorum. Ses az geliyor diye yorumlarda şikayetler alıyorum. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Artık hani hiç yapmamaktansa olduğu kadar yapmaya çalışıyorum. Videoları çekmeye çalışıyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olabiliyorumdur. Bu şekilde devam ederek yine dediğim gibi aralara batıyorum. Buradan sonra bakın son yarım trabzan, önceki yarım trabzanın arasına batıp buradan sonra şu ipi sıkı iğnelerin içerisinde yürüteceğim. Bu kanadı örerken son yarım trabzanı yaptıktan sonra bitirdiğimizde bıraktığımız ip. Bu şekilde. Şimdi şuraya tam araya batacağım. Bakın şöyle bir ovallik oluştu. Yine burayı bir kere daha batacağım. Burası dönüş olduğu için. Şuraya. Şimdi bu dönüşlerde uygun gördüğünüz yerlere batacaksınız. Tam bir tepe olmadığı için görebileceğiniz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık buradan bakın şuraya geçiyorum. Hani bu son 10. sık iğne sırasına geçiş yapıyorum. Şimdi hemen önümdeki uygun olan ilk tepeye batıyorum. Bağlantı kuruyorum bu şekilde. Şu ipi de artık arkaya alabilirim. Buradan sonra keseceğim. Ve buradan sonra her tepeye bir sık iğne yaparak buranın etrafında dolaşıp diğer tarafa geçeceğim. Bu şekilde dolaşıp dediğim gibi her tepeye bir sık iğne yapıp buraya kadar geleceğim. Buradan sonra da yine az önce gösterdiğim gibi uygun yerlere batarak şurada aralara hani yarım trabzanların arasına batarak bu şekilde şuraya son en dibe kadar gelip sık iğne ile ipimi koparıp şuraya iç tarafa hapsedeceğim. Videomuz çok fazla uzun oldu. Buraya kadar göstermeyeceğim. Bu şekilde özetleyeyim. Son olarak patiğimizi giydirirken kolaylık sağlayacak hem de görsel açıdan hoş duran topuk kısmındaki şu detayı öreceğiz. Örmeye başlamadan önce patiğimizin en üst sıranın bir altından bu şekilde tam ortadaki tepeyi buluyoruz. Ve sola doğru şu ortadaki tepe haricinde 4 tepe sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde tığımı batıyorum. Ve patiğimi çeviriyorum. Bir sonraki aradan tığımın ucunu çıkarıp ipimi takacağım. İpimi yine biraz uzun bırakıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden tekrar batıyorum. Ve sonraki iki sık iğnenin arasından çıkarıyorum. İpi aradan geçirip ilk sık iğnemi örüyorum. Kanat kısmını örerken patiğimizin ilk sırada yaptığımız işlemin aynısı. Yine az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden batıyorum. Kez.
Sonraki aradan çıkarıyorum. Dediğim gibi en üst sıra değil, onun bir altındaki sırada yapıyoruz bu işlemi. Bu şekilde ipimi aradan geçirip ikinci sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde 6 sık iğne öreceğim. Şöyle göremiyor olabilirsiniz. Bakın. Şimdi az önce tığımın ucunu çıkardığım yerden battım. Sonraki iki sık iğnenin arasından çıkardım. Bu şekilde. İpimi alıp aradan geçirdim. Ve beşinci sık iğnemi ördüm. Son olarak yine aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde. Ve 6. sık iğnemi örüyorum. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. En dipteki tepe de dahil 6 sık iğne öreceğim. Ve 6. Yine bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu kez şu ipi sıkılaşması için öreceğim 3. sık iğne sırasının içinde yürüteceğim. Yine en dipteki tepeye de batıyorum. Şunu da bu şekilde tığımla öne alıyorum. Sık iğnelerin arasında kalması için. Ve ilk sık iğnemi örüyorum. Dediğim gibi şimdi şu ipi içinde yürüteceğim. İki. Üç. Dört. Beş. Ve en son dipteki tepeye de 6. sık iğneyi yapıyorum. Şu ipi sonrasında keseceğim. Yine bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu kez 4. sırada yarım trabzan yapacağım. Yine her en dipteki tepede dahil her tepeye bir kere batarak. Bir. İki. Üç. 4 5 ve son 6. Yine bir zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmiyorum sıra başlarındaki zinciri. Dönüyorum. Şurada gördüğünüz bu tepelere değil, şu yarım trabzanların arasına batacağım. 5. sırada sık iğne örüyorum. Bakın şuraya. 3 4 5 ve son olarak zincirle, sıra başındaki zincirle son yarım trabzanın arasına 6. sık iğneyi yapıyorum. Bakın. Ve yine bol bir zincir çekip dönüyorum. Altıncı sırada yine yarım trabzan yapacağım. 1 2 Bu şekilde
7. sırada tekrar sık iğne. 8. sırada yarım trabzan. 9. sırada sık iğne. 10. sırada yarım trabzan. Ve son 4 sırada ise sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 14 sıra örmüş oluyorum. Örüp bitirdikten sonra sonuna kadar göstermeyeceğim. Videomuz çok fazla uzun oldu. Şu ipimizi 14 sıra ördükten sonra ipimizi biraz uzun bırakıp kesiyoruz. Şu bakın son 4 sık iğne sırasını bu şekilde sabitleyecek şekilde iğneyle dikiyoruz. Şu aralara batarak şuralara uygun yerlere. Ve burayı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet, sneaker patiğimizi de tamamladık arkadaşlar. Son olarak kuş gözlerini yaptırdıktan sonra bağcık kısmı için 120-130 zincir yeterli ortalama taban rengiyle. Yorum bölümünden bizlere görüşlerinizi yazabilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, sonraki videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Artı ekranın sağ üst köşesinde bir ok işareti göreceksiniz. O ok işaretine tıkladığınızda YouTube size kendi Facebook sayfanızda olsun, WhatsApp'tan işte ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşma seçeneği sunuyor. Dilerseniz buralara tıklayarak dediğim gibi kendi Facebook sayfanızda veya diğer sosyal hesaplarınızda videolarımızı paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.